arkadaşlar. Bugün size, daha doğrusu bugün değil, bugün saçımı alacağım. Yarın ya da öbür gün saçta gözleme yapacağım arkadaşlar. Saçım küflenmiş. Gittim kumlamacıya, kumlattım saçı. Gördüğünüz gibi oldu. Hiç böyle bir şey, renk olacağını tahmin etmiyordum. Meğersem orijinal rengi buymuş. Şimdi bunu aldım, ben bir güzel kuruladım. Islamadım, kuru bezle sildim. Tozlarını aldım, gittim yanmaz boya aldım. Yapacak arkadaşlar bilsin, 690 derecede yanmayan ısıya dayanıklı boyaymış bu. Aldım ve boyayacağız saçımızı. Gördüğünüz gibi siyah renk. Daha sağlıklı ve ısıya dayanıklıymış bu arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Geçen gün gözleme saçımızı yaptık. Size söz verdim. Bir gözleme yapacağım diye. Şimdi ateşini yaktım. Şöyle saçımızı bir yerleştirelim. Yeni boyadık. Bir kızsın bakalım boya ne duruma gelecek. Biz de bu arada malzememizi hazırlayalım. Önce hamurumuzu yapalım. Ben 3 su bardağı undan hamur yapacağım arkadaşlar. Şu anda tek kişi olduğum için kendime kadar yapacağım. Maksat nasıl yapıldığını öğrenmek. Bu hamurda sadece yufka hamuru, su, un, tuz, başka bir şey yok arkadaşlar. Hamurumuz yeteri kadar dinlendi. Şimdi ben bundan iki tane gözleme yapacağım. Şöyle ikiye bölüyorum. Yuvarlıyorum. Bunları açabildiğimiz kadar açacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar açabileceğiz. Hamurum dinene kadar gözlememin içini yaptım. Burada 300 gram kıyma var. 300 gram kıymaya sadece maydanoz ve tuz koydum. Bu şekilde mükemmel oluyor. Başka bir şey koymayın. Deneyelim. Deneyin arkadaşlar. Şimdi hamurlarımızı açabiliriz. Arkadaşlar esas oklavamı bulamadım. Çok ince bir oklava varmış evde. Herhalde öteki eve götürdüler. Ama bunu da açtım. Açabildiğim kadar açtım. Birazcık pütürlü mütürlü oldu ama bu oklava birazcık atıkmış. Nereden nerede bu kadar açılmıyor ama gayet güzel oldu. Bayağı açıldı. Artık görünüşe o kadar önem vermeyeceğiz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Şu şekilde katlıyoruz. Hazır yufkada yapmasını bilirdik ama bunun tadı bambaşka oluyor arkadaşlar. Kim ne derse desin. Şöyle kıymamızı yerleştiriyoruz. Tabii ki bizim yerleştirdiğimiz kıymayı gözlemeciler koyarsa batarlar. Gram kıymadan demek ki 3-4 tane çıkacak.
şu şekilde en sonunda bitiş şekli güzel oluyor. Önemli olan o. Şimdi bunu kenara koyup öteki yufkamızı açalım. Evet, her şey bu kadar arkadaşlar. Şimdi önce bir kaba yağ koydum. Kağıt peçeteyle şöyle bir yağlıyorum arkadaşlar. İlk yağlamasını yapıyorum. Hem de bakacağım. İlk yağlamadan sonra kağıt peçetenin tersine bir daha siliyorum. Ve altını bir kere daha yakacağım arkadaşlar. Bu yağ yansın. Bir yağ daha süreceğim. İlk pişirme çünkü bu. Her şeyimiz hazırlandı. Arkadaşlar şimdi yağı da yaktık. Yapacağımız işlem, fırça yardımıyla gözlememizin ön tarafına yağ süreceğiz. Ben sıvı yağ kullandım. Zeytinyağım yok ama zeytinyağla daha iyi olduğunu söylüyorlar. Siz varsa zeytinyağı kullanın. Ben şimdi burada mahrumiyet bölgesindeyim. Şöyle gözlemelerimin ön yüzlerini yağlıyorum. Hadi bismillah. İlk pişirmemizi atıyoruz. Müthiş bir ses geldi. Şimdi yağlı tarafı attık. O taraf pişerken diğer tarafları da yine bir fırça yardımıyla yağlıyoruz arkadaşlar. Burada alttaki ateşin ayarı çok önemli. Eğer çok açarsak, çok yakarsak içindeki kıymalar pişmeden gözlemeler yanar. Yavaş yavaş pişmesi en makbulü. Baktınız pişmek de zorlanıyor. Altını birazcık alev yapacak bir şeyler atabilirsiniz. Şimdi yapacağım gibi. Bahçedeki çam ağacının dikenleri ve kurumuş dalları bu iş için biçilmiş kaftan. Bayağı bir zor işmiş arkadaşlar ya. Tamam, çok lezzetli olacağına eminim ama yaptığını çok yapacak ki değecek bir şeye. Evet. Alevlerimiz de geliyor. Fazla bile kaçmış. Ama bu alev kısa olduğu için şöyle kenara aldığınız zaman fazla yakmayacaktır. Şöyle çevirelim.
Evet. Şu mezeremizin biri oldu. Biri de olmak üzere. Bu biraz fazla kızardı ama olsun. Böyle seven de var. Bu biraz daha iyi oldu. Şimdi bunu ilk defa ateşte pişiriyorum. Daha önce tüp gaz ateşinde pişirmiştim ama. Odun ateşi farklı oluyor. Bunu ustalaşmak gerekiyor. Evet. Çok güzel sesler geliyor. Arkadaşlar. Bu şahane oldu. Şöyle. Evet. Yapanlara, zahmete değen değerlere afiyet olsun arkadaşlar.